Herkese merhaba. Hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde doğal seçilime biraz sıra dışı bir perspektiften bakarak varoluşun ana nedenlerinden biri olarak sunmuştuk. Unutmamak gerekiyor ki doğal seçilim, çevrenin canlılar üzerinde dikte ettiği şartlardan fazlası değildir. Çevre, kaotik ve öngörülmesi güç bir biçimde değiştikçe canlıların adapte olmaları gereken şartlar da değişir. İşte bu, onların fiziksel görünümlerinin, davranışlarının, üreme biçimlerinin, moleküler yapılarının, genlerinin, av-avcı ilişkisi gibi ekolojik ilişkilerinin ve diğer her türlü özelliklerinin nesiller içerisinde kademeli bir biçimde değişmesiyle sonuçlanır. Zaten makro evrimde bu birikimli seçilimin bir ürünüdür. Her ne kadar doğal seçilim genellikle hayatta kalma mücadelesiyle ilgili olsa da, hayat hayatta kalma mücadelesinden ibaret değildir. Canlılığın varlığını sürdürmesi için gerekli olan ikinci bir zorunluluk vardır: üreme. Ve üreme, birçoklarınızın bileceği gibi, hiç ama hiç kolay bir iş değildir. Hele ki vahşi doğada. Canlıların büyük bir çoğunluğu çiftleşecekleri eşlerini rastgele seçmezler. Evrimsel biyolojide bu duruma rastgele olmayan çiftleşme denmektedir. Bu, evrimin temel yapı taşlarından birisidir. Bu zaten mantıklıdır da. Çünkü çiftleşeceğiniz kişi, genlerinizi aktaracağınız yavrunun yarısını belirleyecektir. Bildiğiniz üzere her yavru, genlerinin yarısını annesinden, yarısını babasından alır. Dolayısıyla kiminle çiftleşeceğiniz, yavrunuzun başarısını doğrudan belirleyecektir. Bunun ötesinde canlılığı, genlerin kendilerini kopyalama çabasından ibaret görecek olursak, yani bencil gen teorisi perspektifinden bakacak olursak, her birey kendisinin genlerini en yüksek başarıyla temsil edecek yavrular üretmeye meyilli olacaktır. Çünkü bunu yapmazlarsa, bu stratejiyi uygulayan birileri evrimsel süreçte her daim onlara üstün gelecektir. Dolayısıyla evrimsel süreçte canlılar çiftleşecekleri bireyleri seçecek biçimde özelleşmişlerdir. Bu tercihi belirleyen birden fazla faktör vardır. Bunlardan en temeli eşey katkısıdır. İnsan toplumlarının en büyük sosyolojik sıkıntılarından birisi kadınlar ve erkeklerin yavrularına eşit miktarda zaman ve emek harcamıyor oluşudur. Birçok toplum ataerkil, yani erkek egemen olduğu için yavrularla ilgili zaman alıcı işlerin çoğunu anneler üstlenmektedir. Birçok ilerici toplumsal akım sayesinde işler daha eşitlikçi olacak biçimde değişmektedir. Ancak bu eşey katkısı sadece kültürel bir boyuta sahip değildir. Biyolojik boyutta da ilginç bir eşitsizlik söz konusudur. Bir yavruyu oluşturan iki hücre, hepinizin bildiği üzere yumurta ve spermdir. Yumurta aşırı büyük ve besin bakımından aşırı zengindir. Dolayısıyla bir yumurtayı üretmek son derece masraflı bir iştir. Sperm ise son derece küçük, hiçbir besin değeri bulunmayan, tek amacı döllenmeyi tamamlamak olan bir üreme hücresidir. Örneğin bir insan yumurtası 150 ila 200 mikron büyüklüğe erişebilirken, bir sperm ona hareket yeteneğini veren 50 mikron civarındaki kuyruğunu saymazsak sadece 4 mikron büyüklüğündedir. Dahası birçok dişinin yavruların embriyolarını taşıma, doğurma ve büyütme işini de üstlendiği düşünülecek olursa, dişilerin yavrulara yaptığı katkının erkeklerinkinden çok daha yüksek olduğu görülebilir. Üstelik bu sadece hücre boyutundan kaynaklı bir durum da değildir. Bir dişi bir kez gebe kaldığında doğurana kadar genellikle tekrar çiftleşemez. Erkekler ise deniz atları gibi istisnalar haricinde yavruları taşıma görevine sahip olmadıkları için tekrar tekrar çiftleşmeye devam edebilirler. Yani dişilerin çiftleşmeye uygun oldukları zaman aralığı kısıtlıdır. Erkeklerinki ise sınırsıza yakındır. Dahası üreme zamanı gelen bir dişi genellikle çok daha az sayıda yumurta üretebilir. Çünkü dediğimiz gibi yumurta üretimi masraflıdır. Erkekler ise tekrar tekrar milyonlarca sperm üretebilirler. Yani yumurta aşırı zor bulunan bir yapıyken spermler her yerde bulunabilmekte, kolayca erişilebilmektedir. Tıpkı günümüz ekonomisinde de olduğu gibi nadir olan kaynaklar her zaman daha değerlidir. İşte bu dişilerin üreme mücadelesindeki değerini arttırmaktadır. Bu dengesiz eşey katkısı biyolojik olarak dişilere bir fırsat sunmuştur. Dişiler genellikle hangi erkekle çiftleşeceklerini seçen taraftır. Erkekler ise kendilerini beğendirme çabası içindedirler. Buna bağlı olarak erkeklerde renkli tüyler, parlak deri renkleri, büyük yeleler, şişerek büyüyen gırtlaklar, enfes taklit yetenekleri, sınır tanımayan çiftleşme şarkıları ve daha nicesi evrimleşmiştir. Dikkat edebileceğiniz gibi bunların her biri masraflı ve riskli özelliklerdir.
parlak renkler, ağır kuyruklar veya ayırt edilebilen bir ses sizi avcıların hedefi haline getirir. Zaten erkeklerin çiftleşme döneminde göstermek istedikleri de tam olarak budur. Seçme hakkını elinde bulunduran dişilere şu mesajı verirler. Ben avcılardan kaçma ve saklanma konusunda bana dezavantaj sağlayan tüm bu parlak, şişkin, riskli özelliklerime rağmen hayatta kalmayı başardım. Yani ben sağlıklı ve başarılı bir bireyim. Benimle çiftleşmelisin. Erkeklerin dişilerle çiftleşme mücadelesinin iki ayağı bulunur. Birincisi eşe içi ya da intraseksüel seçilimdir. Diğeri ise eşeyler arası yani interseksüel seçilim. Eşey içi seçilimde olan erkeklerin birbirleriyle dişiler için mücadele etmesidir. Bunun için birçok türün erkeklerinde çeşitli silahlar evrimleşmiştir. Örneğin sert boynuzlar, ölümcül pençeler, bitmek bilmez dayanıklılık ve daha nicesi. Erkekler çiftleşme dönemlerinde birbirleriyle mücadele ederek diğer erkekleri yıldırmaya ve dişileri güçleriyle etkilemeye çalışırlar. Bunu başaranlar dişileri alır. Başaramayanlarsa o üreme sezonundan başarısızlıkla ayrılır. Böylece güçlü ve etkileyici olan erkekleri güçlü ve etkileyici kılan genler gelecek nesillere aktarılmış olur. İnterseksüel yani eşeyler arası seçilimse cinsiyetlerin birbirlerini belli özelliklerine göre seçmesi sürecidir. Yani sadece güçlü olanlar seçilmez. Bir cinsiyet bunun üzerine ek kategorilere göre de seçim yapabilir. Örneğin çeşitli koku kimyasalları ya da feromonlar dişilerin çiftleşme isteğini tetikleyebilir veya bloke edebilir. Burada erkekler diğer erkeklerle mücadele etmemektedirler. Dişiye kendilerini kabul ettirme çabası içindedirler. Tabii şunu belirtmekte de fayda var. Seçen taraf her zaman ve sadece dişiler değildir. Seçilen taraf da her zaman ve sadece erkekler değildir. Erkekler de özellikle çiftleşme başarısı yüksek olanları, kur yapacakları ve çiftleşecekleri dişileri seçebilirler. Bu da dişiler üzerinde de cinsel seçilim baskısı oluşmasına neden olmaktadır. Cinsel seçilimin en ilginç özelliklerinden birisi, hayatta kalma mücadelesinde dezavantaj sağlayan özellikleri destekliyor oluşudur. Erkek tavus kuşunun devasa kuyruğu uçuş için fazladan yük oluşturur ve avcılardan kaçmayı zorlaştırır. Ancak kuyruk ve bu kuyruğun iriliği, titreşimleri ve renkleri bu kuyruğa sahip olmayan dişilerin erkekleri seçmesinin ana nedenlerinden birisidir. Dolayısıyla cinsel seçilim ile doğal seçilimin birbirine zıt düştüğünü görüyoruz. İşte bu zıt kuvvetler bir denge noktasında sabitleniyorlar. Yani tavus kuşunun büyük kuyruğu sonsuza kadar irileşip parlaklaşamıyor. Çünkü bir noktadan sonra avcıların aşırı kolay hedefi haline gelmeye başlıyorlar. Hayatta kalamayan bir tavus kuşunun kuyruğunun ne kadar büyük ve parlak olduğu da son derece önemsiz. Çünkü ölü bir kuşun çiftleşmesi de imkansızdır. Dolayısıyla böyle bir durumda doğal seçilim ağır basmaya başlıyor ve üremeye yönelik özellikler ikinci plana düşüyor. Nesiller geçtikçe kuyruk küçülüyor, renkler pesleşiyor ve hayatta kalma başarısı artıyor. Ancak bir noktada artık erkek tavus kuşları rahatlıkla hayatta kalabiliyorlar. Fakat birazcık parlak renklere sahip olanlar kolaylıkla dişileri etkileyebiliyorlar. İşte bu noktada cinsel seçilim yeniden ağır basıyor ve kuyruklar irileşmeye, renkler parlaklaşmaya başlıyor. Benzer şekilde bir geyiğin boynuzları erkekler arasında mücadele için kullanılmaktadır. Cinsel seçilim hep daha güçlü, dallı budaklı ve ölümcül boynuzları desteklemektedir. Çünkü bu erkekler rakiplerini daha kolay alt edebilmekte ve dişileri kendilerine alabilmektedir. Ancak bu boynuzlar bir noktadan sonra aşırı ağır ve aşırı dallı budaklı hale gelebilir. Bu durumda erkekler avcılarından kaçmakta ve hatta kafalarını taşımakta zorlanmaya başlarlar. Daha önemlisi erkekler arası mücadelede bu boynuzlar aşırı ölümcül yaralara neden olabildiği gibi kimi zaman iki erkeğin birbirine takılıp kalmasına neden olmaktadır. Bu şekilde boynuzları birbirine takılan erkekler susuzluk ve açlık dolayısıyla ölmektedirler. Ayrıca birçok erkek normal yaşam alanlarındaki ağaçlar arasında da hareket etmekte zorlanmaktadır. İşte bu tip aşırılıklar ortaya çıkmaya başladığında doğal seçilimin şiddeti de artmış olur. Hayatta kalma mücadelesi ağır basar ve boynuzların boyutları küçülür, girift yapı birazcık daha seyrek hale gelir. Ta ki cinsel seçilim tekrar ağır basana kadar. Tabii burada belirtmemiz gereken şey bu küçülmelerin veya fiziksel özelliklerin değişmesinin tek bir bireyde olmuyor oluşu. Unutmayın evrim canlı popülasyonlarının nesilleri içerisinde meydana gelir. Yani asla tek bir geyiğin boynuzu uzayıp küçülmemekte, tek bir tavus kuşunun kuyrukları parlaklaşıp pesleşmemektedir. Bu süreç nesiller içerisinde meydana gelmektedir.
Dolayısıyla cinsel seçilim ve doğal seçilim bir denge noktası etrafında gidip geliyor diyebiliriz. Bu denge noktası o türün evriminin belirli bir zaman aralığındaki en uygun yani optimum noktası oluyor. Tabii ki çevre değiştikçe bu optimum noktada durmaksızın değişiyor. Hatırlarsanız evrimi bir uyarlanma süreci olarak tanımlayabileceğimizden bahsetmiştik. Uyarlanma yani optimizasyon bulunulan ortamda yaşamaya uygun biçimde tasarlanmış gibi gözüken canlılar yaratabilmenin en etkili yollarından birisidir. İşte Darwin öncelikle yapay ve doğal seçilimi fark etmişti. Ancak cinsel seçilimi ilk etapta keşfedememişti. Darwin 3 Nisan 1860'ta türlerin kökeninin yayınlanması sadece birkaç ay sonra doğal seçilim ile açıklayamadığı bazı özellikler keşfetti. Amerika'da yaşayan dostu Asa Gray'e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: "Göz üzerinde düşünmenin beni tamamen üşüttüğü zamanları hatırlıyorum. Şimdi bu şikayetleri aşmayı başardım. Şimdi de can sıkıcı bazı detaylar beni rahatsız ediyor. Bir tavus kuşunun kuyruğuna ne zaman bakacak olsam bu beni hasta ediyor." Ancak sonradan bu sorunlar üzerine eğilip yaptığı incelemeler sonucunda yaşam mücadelesinin ikinci ayağı olan üreme mücadelesini keşfetmeyi başardı. Bu keşfini yayınladığı Seksüel Seçme başlıklı kitabında tüm dünyaya bildirdi. Darwin aslında cinsel seçilimi türlerin kökeninin hazırlanması sırasında da fark etmişti. Ancak deneysel ve detaylı olarak incelemeye çok fırsatı olmamıştı. Türlerin kökeninde cinsel seçilimin temellerini şöyle tanımlıyor: "Bu tür seçilim hayatta kalma mücadelesine değil, erkekler arasındaki dişilere sahip olma mücadelesine dayanmaktadır. Sonuç ölüm değil, başarısız olan yarışmacıların az yavru sahibi olması veya hiç yavru sahibi olamamasıdır. Erkekler ve dişiler genel alışkanlıklara sahiplerse, ancak farklı yapı, renk, süsleri barındırıyorlarsa, bu değişikliklerin temeli cinsel seçilimdir." Cinsel seçilim bugüne kadar sayısız türün özelliklerinin evrimsel geçmişini açıklamayı başarmıştır. Bunlar doğal ortamda yapılan gözlem ve deneylerle de ispatlanmıştır. Örneğin zürafaların uzun boyunları liselerde sıklıkla anlatılanın aksine uzun dallara erişmek için upuzun olacak biçimde evrimleşmemiştir. Yapılan araştırmalar sanılanın tam tersine sadece Kuzeybatı Afrika'da bulunan ufak bir popülasyon haricinde tüm zürafa popülasyonlarının bırakın uzun dallara erişmek için uzanmaya çalışmayı otlanabilmek için eğilmeleri gerektiğini göstermiştir. Yani neden hayatta kalma mücadelesi veya doğal seçilim olamaz? Bu uzun boyunların nedeni cinsel seçilimdir. Zürafalar çiftleşebilmek için dişilerini etkilemek ve kazanmak zorundadırlar. Bu sebeple erkekler birbirleriyle amansız mücadeleler verirler ve boyunlarını çiftleşme dönemlerinde sertçe birbirlerine çarparak savaşırlar. Kazanan dişileri alır. Bu kadar basit. Bunu kazananların her seferinde büyük ve kalın boyunlular olduğu, dişilerin de kazananlar arasında her zaman daha büyük ve kalın boyunluları tercih ettiği ufak bir ayrıştırma deneyiyle ispatlanmıştır. En uzun ve en kalın boyunlular, uzun ve kalın boyunlular, kısa ve narin boyunlular olmak üzere 3 gruba ayrılan popülasyonda, dişilerin tercihi her 100 denemeden yaklaşık 98'inde en kalın ve en uzun boyunlulardan yana oldu. En az çiftleşebilenlerse kısa boyunlulardı. Yani uzun boyunlular kazandıkça dişilerle çiftleşebiliyorlar ve yavruları erkek de olsa, dişi de olsa uzun boyunluluk genlerini taşıyabileceği için uzun boyunlu oluyor. Burada aklınıza takılabilir: İyi ama dişilerde de benzer özellikler var. Mesela zürafa dişilerinin de boyunları uzun ya da dişi geyiklerde de küçük de olsa boynuz bulunabiliyor. Onlar da erkekler için mi mücadele ediyorlar? Büyük oranda hayır. Daha önce dediğimiz gibi erkekler de dişileri seçebilmektedir ve bunun elbette ki dişilerin evriminde etkisi vardır. Ancak dişilerin de erkeklerin bazı ekstrem özelliklerine sahip olmasının nedeni genetiktir. Cinsel seçilimde avantaj sağlayan bu özellikleri belirleyen genlerin hepsi sadece eşey kromozomlarında, yani X ve Y gibi kromozomlarda bulunmaz. Diğer kromozomlarda da bulunabilirler. Bu durumda dişi yavrular da babalarından uzun bir boyuna sahip olma ya da boynuzun varlığına dair genleri alabilmektedir. Bu da dişilerin de özelliklerinin değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca cinsel seçilimin gerçek bir doğa yasası olduğu deneysel olarak da ispatlanmıştır. Doktor John Endler, Lepistesler üzerinde yaptığı meşhur cinsel seçilim deneyinde
Bu ufak akvaryum balıklarının ortamda bulunan avcılara ve çiftleşme başarısına göre evrim geçirdiğini göstermeyi başarmıştır. Ortamda güçlü avcılar olduğunda doğal seçilim ağır basmakta ve lepistesler daha soluk renkli olacak biçimde evrimleşmektedirler. Ancak ne zaman avcı baskısı azaltılırsa lepisteslerin de renkleri giderek parlak olacak biçimde evrimleşmektedir. Ayrıca aynı deneyde lepistesler ortamda bulunan taşların iriliğine uygun biçimde kamufle olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Üstelik bu evrimsel değişim sadece 14 ay içerisinde gözlenebilmiştir. Daha sonradan araştırmacılar bu deneyi vahşi doğada da tekrar etmişlerdir ve birebir aynı sonuçlara ulaşmışlardır. Gerçekten de cinsel seçilim, canlıların birçok önemli fiziksel özelliğini değiştirme gücüne sahiptir. Elbette cinsel seçilim ile ilgili anlatılacak çok fazla konu, aşırı fazla sayıda örnek var. Ötücü kuşların şarkılarının evrimi mi dersiniz? Spermlerin de kendi arasında mücadele ederek evrime katkı sağladığına dair araştırmalar mı? Cinsel seçilim o kadar çok örneği barındıran, o kadar geniş bir konu ki. Ancak bu dersimiz kapsamında şimdilik bu kadarla yetinmekte fayda var. Diğer videolarımızda yeri geldikçe cinsel seçilimin nefes kesen örneklerine yer verecek ve detaylarına gireceğiz. Bu dersimiz için önemli olan evrimin mekanizmalarını daha yakından tanımak ve bu mekanizmaların canlıları ne şekillerde değiştirebileceğini anlamaktır. Bu mekanizmaları bir kez öğrendikten sonra doğadaki gözlemlerinize uygulamanız son derece basit olacaktır. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.